Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz kesmeler olacak. Önce temel manada girişini yapmak üzere bu konunun size tanıtacağız. Arkasından da uygulamalarla devam edeceğiz. Öncelikle bu konu kapsamında bir sıra ile ilgili size bilgilendirme yapayım ben şöyle hızlıca. Arkasından belki benim notlarımdan da başlangıç yapmak bu konuya uygun olabilir. Öncelikle kesme tanımından ve kesmenin ne olduğundan bahsedeceğiz. Arkasından kesme kaynakları, kesmenin öncelik sırası gibi konularımız var. Bunun tabi ADUK 841 ve 851 açısından, temel 851 açısından bazı farkları yine söz konusu. Bunlara bakacağız. Saklayıcılarımız var. Bunlarla ilgileneceğiz. Daha önceden TCON saklayıcısının 4 tane bitini bu konu için saklamıştık, incelememiştik. Bunların kesme ile ilgili olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buna bakacağız bu derste. Bazı uygulamalarımız var. Bunları tabi burada da ele alabiliriz ama daha çok Kayal'da bunları göreceğiz. Ve bu şekilde konuyu tamamlamış olacağız. Tabi son bölümde bir de ADUK 841'deki yönü ile ilgili bir bilgi verip bir de kesmenin işleme konması diye bir kısım var. Bunu da ele almış olacağız. Benim daha önceki anlatımlarım genel olarak bu notlar üzerinden e, ve bu size şimdi özetini çıkardığım şekilde bir anlatım sırasını takip ediyorum. Yine yani konu belli çok farklı bir şey yapamayız ama en azından şöyle bir şey isterseniz yapalım. Maddeler halinde ben neler anlatacağımı size yazayım. E, en azından kafanızda şekillensin konuya çalışırken de bunların aklınızda olup olmadığını, bunları öğrenip öğrenmediğinizi denetleyebilirsiniz. Kafanızda en azından böyle bir sıra ortaya çıkmış olur. Kesme konusunda neler aklımıza gelmeli? Bu mantıkla düşünürseniz arkadaşlar bu yazdıklarımı yararlı olur. Kesmenin bir tanımı söz konusu. Yani kesme nedir? Şimdi önce bununla başlayacağız. Kesmenin tanımı ve birleştirelim isterseniz ve mantığı diyebiliriz yani niye kesme diye bir şeye ihtiyaç var bu ikisini ele alalım öncelikle arkasından kesmenin neye daha uygun çözüm getirdiği daha uygun bunu şöyle isterseniz e, profesyonel kelimesini de kullanabiliriz çözüm getirdiği Çünkü kesme için özellikle bunu vurgulamamız lazım. Kesmenin e, tabi bir mantığı var, bir sintaksı var. Bunun da örneğin e, alt programla benzetebilirsiniz. kes Kesmenin alt programla benzerliği diyebilirim. Ya da farkı. Aslında ikisi de söylenebilir çünkü. Başka ne diyebiliriz? E, kesmenin kesme vektör adresi diye bir kavram var. Aslında kesme türlerini de burada düşünmemiz mümkün. Kesme türleri diyelim isterseniz. Kesme türleri kesmenin vektör adresi ve program belleğinde aslında bu yer alması anlamına gelir kesmenin. Belleğinde yer alması diyelim. Evet. Başka neden bahsedebiliriz? Kesmenin türlerini söyledik. Ee, kesmenin bir öncelik sırası var. Bundan bahsedeceğiz. Kesme öncelik sırası diyelim. Ee, başka ne olabilir? Saklayıcılar var. Kesme saklayıcıları. Kesme saklayıcıları. Neler bunlar? En temeli IE saklayıcısı. Yine... IP saklayıcısında göreceğiz. Biri enable etme ile ilgili, diğeri de öncelikle ilgili bir saklayıcı, kesme önceliği ile ilgili bir saklayıcı. Kesme saklayıcıları dedik. Aslında bununla bağlantılı kesmelerin kullanımı. Yani seçimi ve aktifleştirilmesi diyebiliriz buna. Alt yön olarak başka neyden bahsedebiliriz? Bu yukarıdakiler IVE biti ile ilgili aslında bu yazdığım arkadaşlar bir de TCON saklayıcısını göreceğiz. TCON saklayıcısı saklayıcısındaki kesme bitleri diyebiliriz. Bunlara bakacağız. Başka ne olabilir? Aduk 841'i göreceğiz. Aduk 841'de de de ki ek kesme tipleri diyelim. Çünkü ileriki konularda bunları kullanacağız. Şimdiden bunu tanımamız gerekiyor. Arkadaşlar bu ana hatlarıyla aslında olayı temel manada biraz sonra size bahsedeceğim yönleri anlamında konunun veriyor. Yani bunları bu konuyu öğrendikten sonra bu başlıkları bir kafanızdan geçirirseniz bunları öğrendiniz mi? Bunların nelere karşılık geldiğini ve en azından böyle bir temel maddeler halinde e, bunlarla ilgili ne diyebilirsiniz? Ne öğrendiniz? Ne biliyorsunuz? Bu yararlı olacağını düşünüyorum. Tabi bitmedi. Bundan sonrası biraz uygulama ile ilgili yönler veya biraz daha konunun ilave yönlerine dikkate alarak söyleyebileceğimiz hususlar. Bunlara dair de birkaç şey söyleyelim. Öncelikle bir kere tamam bunları öğrendik ama kesmeyi henüz nasıl kullanabiliyoruz? Bunu görmedik. İsterseniz bir sonraki madde kesmenin kullanımı olsun. Yani bir kesmeli program yapısı. Bundan bahsedeyim. Bunun altına birkaç şey yazabiliriz. O yüzden bunu isterseniz şöyle arasını boş bırakayım. Kesmeli program yapısı çünkü e, temel bir şey. Onun e, bilinmesi de, iyi bir şekilde bilinmesi de gerekiyor açıkçası. O yüzden onu biraz sonra konuşabiliriz üzerine. Bir diğeri de e, en son az önce gösterirken size e, şöyle bir şey var demiştim konunun sonunda. O da kesmenin işleme konması diyor yanlış hatırlamıyorsam notlarınızda ama bu tabi sadece işleme konması değil işleme konmasında ki ek detaylar diyelim bunu çünkü normalde zaten kesme işleme konur yani ilk anda temel manada zaten kesmenin işleme konmasını anlatıyoruz bu kısımda verilen bilgi yani konunun sonunda notlarınızın sonunda verilen bilgi Biraz daha detayıyla ilgili konunun yani kesmenin işlemi açıkçası aslında orada konmasını değil de konmasını engelleyen bazı noktalar anlatılıyor. Bunlar neler? Bu hususlar neler olacak? Buna bakacağız. Konunun sonunda da e, var bu. Sizin notlarınızda da buna da bakabiliriz. Bunun da altına birkaç noktayı yazarız. Şimdi basitten başlayalım. Sırayla ilgili yönlerini konunun devam ettirelim. Sorunuz varsa arkadaşlar bu arada sorabilirsiniz dersin öncesiyle ilgili, şu aşamasıyla ilgili, sonrası ile ilgili istediğiniz noktalarla ilgili sorabilirsiniz ama tabi bir sıra dahilinde götürdüğümüz için takibi de kolay olsun diye daha sonra çalışırken ilgili bölümleri sorarsanız ders içerisinde özellikle akış anında daha tabi verimli olur ama dersin öncesinde ya da sonrasında özellikle ben daha genel bilgilendirmeler yapıyorum. Burayla başlayalım. Önce birkaç hususu buradan söyleyeyim. Sonra gerekirse notlara tekrardan döneriz. Kesme nedir arkadaşlar? Yani kesmeye teknik bir tanım yapabiliriz. Ama ben basitçe var bu tür tanımlarda yaptığım, anlattığım hususlar ama daha basit bir şey söyleyeyim size. Kesme aslında adı üzerinde programın akışını bir şekilde durduran ve bunun bizim aslında olmasını istediğimiz bir genelde dış dünyadan gelen ya da mikro denetleyicinin içinden gelen bir bilgi. Yani bir basitçe bir sıfır bilgisi olarak düşünebilirsiniz. Bu bilgi geldiğinde ben program akışını kesiyorum. O işi yerine getiriyorum. Burada bunun belli bir zamanda gelmesi mantığı da olabilir. Yani zamanlayıcı ile bağlantılı. Yani zamanlayıcının belli periyotlarla zaman ölçümü ile ilgili bir tahmin edilebilir. Ya da tam olarak belki de bilinebilir bir zaman kavramı da söz konusu olabilir. ...hiç bilinmeyecek bir zaman e, kavramından ya da zamanla ilgili bu anlamda bir planlama, belirleme olmamasından da bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda aslında astroinkron diye tanımlıyoruz bunu. Ve bir diğer husus nedir? Kesme e, mantığı gereği önceliklidir. Yani kesme olarak tanımladığınız bir şey. Yani neyi kesme olarak tanımlayacağız, nasıl kullanacağız bunlara geleceğiz ama... ...önce temel manada bir bilgi veriyorum. Kesme olarak tanımladığınız şey... ...diğer program akışına göre önceliklidir. Yani ana felsefemiz, ana mantığımız bu. Neler kesme olabilir? Ve aslında bu ikinci maddeyi de bu şekilde açıklayabiliriz şimdi. Kesmenin neye uygun ya da daha profesyonel bir çözüm getirdiği. Hatırlarsanız biz en basitinden önce... ...koşullu dallanma komutlarını gördükten sonra... ...orada ne uygulaması yaptık? Buton uygulamaları yaptık değil mi? Buton uygulamalarında işin mantığı gereği... Butonun basılıp basılmadığını denetledik. Yani bunu gittik kontrol ettik. Belli bir e, periyotta bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü örneğin bir el o butona basıp çekilebilir. Bizim o aralığı kaçırmamamız lazım, değil mi? Ya da sayma e, sayma anında ya da işte zamanlama sayma aynı şey. O sayım esnasında biz e, taşma meydana gelip gelmediğini denetledik. Eğer taşma meydana gelir de biz bunu kaçırırsak... Hatalı bir zaman üretmiş oluruz değil mi? Dolayısıyla bu anlamda zamanlamayı ya da o saymayı kaçırmamak için, gecikmeye mahal vermemek için ya da hatalı bir sayma meydana gelmesine yol açmamak için orada bir kontrol işlemi yaptık. Buna yoklama dedik değil mi? Dolayısıyla bu yoklama işi her ne kadar şu ana kadar sanki doğru veya gerekli veya tam bir çözüm gibi gözükse de aslında yoklama çözümü ee, amatör bir çözümdür profesyonel olmayan bir çözümdür. Çünkü çeşitli en basitinden hatalara, zamanlama ile ilgili ya da işin çalışmasındaki o çok küçük işaretler, çok zaman aralığı küçük işaretlerin doğru algılanamamasına yol açacak şekilde bir durum bize oluşturabilir. En basitinden hadi diyelim ki hatalı çalışmadı. Çok fazla zaman gecikmesine de yol açmıyor ama ne gerekiyor orada? Biz sürekli o kontrolü yapacağımız için bizim için ek bir yük getiriyor. O yüzden biz bu tür ek yüklerden kurtulmaya çalışıyoruz. Mesela çeşitli sorular size soruyoruz. Quizde de, vizede de bazen bu tip sorular oluyor. Mesela bu tür birimlere gerek var mı? Bu soruyu arkadaşlar şöyle cevap verebilirsiniz. Bir birimin olmazsa olmaz durumu ayrı bir şeydir. Mesela ADC birimini göreceğiz. ADC birimi olmazsa olmaz bir birim. Çünkü ADC birimi olmadan normal şartlarda siz Mikrodenetleyici sayısal bir işaretin okunduğunu mikrodenetleyici tarafından varsayarsanız analog bir işaret okuyamazsınız. Ya da DAC birimi gibi bir birimin olmaksızın DAC birimi dijital bir işareti iç dünyadaki bunu analoga çevirip dış dünyaya aktaramazsınız. Bu mantıkla bu birimler veya en azından bu birimlerin çalışma mekanizması bizim için olmazsa olmaz. Ama mesela bir kare dalga üretme mantığını yaparken örneğin ADC'ye ihtiyaç duyduk mu? Hayır. Çünkü kare dalganın Logik hay ya da low seviyeleri benim eğer dijital çıkışımla aynı seviyelerse, e benim iç dünyada zamanlayıcı üretme e, yeteneğim var, mikro denetleyici bunu sağlıyor, e bu şekilde bir şey yapabiliriz, değil mi? Ilave bir birime ihtiyaç yok o işaret üretebilmek için. Peki zamanlama için de zamanlayıcı birimi olmasaydı olur muydu? Evet, o da olurdu. Çünkü ne anlattık zamanlama konusunun detaylarına girmeden önce, belli bir zamanı siz zamanlama birimi olmadan da üretebilirsiniz. Ama nasıl üretirsiniz? Bir mikrodenetleyiciye ek yük yükleyerek üretirsiniz. Çünkü ne yapacaksınız? O sırada kod çalıştıracaksınız. Yani sırf zaman gecikmesi oluştursun diye anlamsız kodlar çalıştıracaksınız. Bunlar sayesinde zaman gecikme gecikmesi üreteceksiniz. Mikrodenetleyiciyi gereksiz yere meşgul etmiş olacaksınız. Yine ikinci önemli dezavantajı bu şekilde hassas bir zamanlama üretmeniz mümkün değil. Yani kaba zamanlama ancak işleri için kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu açılardan zamanlama birimi ben mikrodenetleyicide başka bir yolla zamanlama üretmediğim için değil, üretemediğim için değil. Bana ek yük yüklemeden denetleyiciye harici olarak o işi kendisi yapabilmesi anlamında faydalı. Yani o anlamda tabii ki faydası ve önemi çok büyük. Ama teorik olarak bakarsanız olaya mikrodenetleyicide zamanlayıcı birimi olmadan... Zamanlama işareti üretilebilir mi? Evet üretilebilir. Yani cevap bu. Ama e, işin pratiği gereği bu birime kesinlikle ihtiyaç var. Kesme için de bunu düşünebilirsiniz. Kesme birimine de yine örneğin buton kontrolü. Şu ana kadar da yapabiliyorduk buton kontrolünü. Bu olmasa da olurdu. Ya da zamanlayıcıda biraz sonra göreceğiz uygulamalarda. Taşma kontrolü yapabiliyorduk. Bu olmasa da olur. Değil mi? Bu mantıklı. Ama işte oradaki çözümümüz bizim amatör çözümdü. Şimdi daha profesyonel ve bizim için de diğer mikro denetleyicinin kodlarının çalışma verimi açısından çok daha etkin, efektif bir çözüm getirmiş oluyor. Yani dolayısıyla konuları ve bu konu kapsamındaki birimlerin size katkılarını bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla ikinci maddede de böyle. Peki üçüncü madde nedir? Kesmenin alt programla benzerliği, farkı. Niye bunu böyle madde olarak yazdım? Çünkü kesmenin bir çağırma komutu aslında yok. Yani kesmeyi A kol gibi, L kol gibi komutlar vardı değil mi? Alt program konusunda. A kol, L kol gibi komutlarımız vardı. Ama bu tür komutlar yok. Yani A kol gibi, L kol gibi komutlar yok. Fakat red benzeri bir komut var. Red i diye bir komutumuz var. Bu anlamda buna benzettik. Yani bir kere bir çağırma komutu yok ama bir dönüş komutu var ona benzeyen şekilde. Zaten mantığı da aslında bir alt program benzeri şekilde bir programın oraya gitmesini sağlıyor veya oraya gitmesine neden oluyor programın çalışması esnasında. Dolayısıyla bu anlamda kesmeyi alt programa benzetebilirsiniz. Yani benzetmek zorunda mısınız? Yani illa böyle bir ilişkiyi iyi açıklamak zorunda mıyız? Hayır. Ama siz daha önce alt programı gördüğünüz için şu anda kesmeyi anlatırken neye benzetelim bunu? Yani nasıl daha iyi anlayabiliriz? Yani bu mantıkla alt programla bunun ilişkisini söylemek yani bence yararlı. Dolayısıyla bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir alt program mantığı gibi bir şeyin içine gidiyorum ben ve buradan daha sonra ret i komutuyla dönüyorum. Ama tabii bunu söyleyince şunu da tam olarak söyleyelim. Kesmenin mantığı gereği bir komutla çağırmıyorum ben kesmeyi. Kesme oluştuğunda biraz sonra bakacağız nasıl oluştuğuna. Kesme oluştuğunda o kesme rutinin içine kendiliğinden gidiyor. Bu anlamda Alt programdan farklı. Benzerliğine alt program gibi bir alt rutini var. Hatta bunun da adına kesme alt rutini diyoruz. İngilizcesiyle ISR Interrupt Service Routine şeklinde. Bir ISR'nin içine gidiyorum ben ve ondan yola çıkarak kesme alt programına bu ismi verebilirim. Alt rutini. Rutini yazalım şuraya. İsterseniz şu çizgiyi sileyim rutini. Dolayısıyla bu bu anlamda bir benzerlik oluşturuyor. Kesmenin türleri neler? Bunu biraz sonra isterseniz tablodan daha detaylı bakalım. Biraz hızlanalım. Kesmenin birkaç türü var. Başlı başına zamanlayıcı ve sayıcı kesme, zamanlayıcı ve harici kesme olarak söyleyebilirim size şimdilik. Ama vektör adresi kavramını ve e, diğer detaylarını orada açıklayayım. Yine program belleğinde kesmeler yer alır arkadaşlar. Bu ne demek? Buna da orada tekrardan bakalım isterseniz. Yine bununla bağlantılı bu maddeyi bu arada açıkladım şimdi kesme türlerini. Kesme öncelik sırası var. Yani kesmeler başlı başına her şeyden yani program diğer program içerisindeki her şeyden daha önceliklidir. Ama kesmeler kendi içerisinde de önceliklidir ya da belli bir varsayılan öncelik sırası vardır. Siz isterseniz bu öncelik sırası üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu mantıkla da bir öncelik sırası kavramı var. Yani önce bir kere kesme her şeyden öncelikli. Tamam bunu anladık ama kesmeler kendi içerisinde bir ayrıca öncelik sırası mantığını içeriyorlar. Kesme saklayıcıları var. Yani zamanlayıcılarda bunu söyledik. Bir birimi kullanabilmek için buna ister birim deyin, ister çevre birim deyin. Bu mikrodenetleyici ile bağlantılı bu birimi kullanabilmek için belli saklayıcılarımız var. Bunların adedi, tipi, kullanımı tabii ki o konuyla ilgili. Ama belli adet de var. Yani bu 2 olabilir, 3 olabilir, işte 1 olabilir. Yani spesifik olarak sadece onunla en çok alakalı örneğin bir tane vardır. Belki dolaylı olarak örneğin bir biti e, ve bir başka saklayıcıdadır. Bir biti bir başka saklayıcıdadır. Mesela DAC birimi bu şekilde örneğin. DAC birimi en az örneğin ADC'ye, PWM'e göre mukayese edersek daha az sayıda saklayıcıya sahip. Dolayısıyla bu saklayıcılar neler, neler içeriyor bunlara bakacağız. Kesmelerin kullanımı bununla bağlantılı. Yani bu saklayıcıyla bağlantılı, IE saklayıcısıyla, interrupt enable saklayıcısıyla bağlantılı. Aktifleştirilmesi aynı zamanda anlamına geliyor bu. IP'ye de bakacağız. Bu ne demek? Bu öncelikle ilgili. Buna bakacağız. Yine Tekon saklayıcısının bakın geçen haftalarda zamanlayıcıyı tanıtırken kesme ile bağlantılı bitleri var dedik. Fakat bunun üzerine bir e, bilgi vermedik. Çünkü kesmeyi o anda anlatmıyorduk. Dolayısıyla buna da bakacağız. Aduk 841'de ek kesme bitleri var. E, kesme tipleri var önce. Sonra da bununla ilgili saklayıcılar ve buna dair bitler var. Bunlara da bakacağız. Evet, buradaki başlıklar e, tabi bazılarına bakacağız dedim çünkü tamamen de böyle buradan anlatmayayım çünkü sadece sözlü oluyor bu şekilde notlara yine geçiş yapalım diye. Dolayısıyla bu maddeler böyle e, bir anlam ifade ediyor bizim için. Buraya dair de birkaç şey e, isterseniz bunları bir sonraki derste söyleyelim bunların detayını. Şöyle küçük bir size kaldığımız noktayı buradan hatırlatayım. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Şimdi kesmenin alt programla benzerliği ve onun öncesindeki bütün maddeler biraz hem detaylı anlattığım zaten söz olarak hem de çok fazla e, nottan tablo gibi şekil gibi ilave materyalleri göstermeye gerek yok diyebileceğim başlıklardı. Bunları anlattım. Kesme türleri, vektör adresi gibi kavramlar için ise Buna ihtiyaç var yani belli tablolar var notlarınızda. Bunlardan yararlanmakta yarar var. Dolayısıyla bunu isterseniz şu bölümü ben göstereyim. Bununla bağlantılı. Bunun üzerinden anlatacağım. Bunun üzerinden bilgi vermiş olacağım size. Dolayısıyla bunu biraz sonra detaylı konuşacağız. Bunun içeriğindeki bitler. Yani IPE saklayıcısının içeriğindeki bitler anlamında hem hem de kesmenin tipleri anlamında hem de IPE saklayıcısı da var burada. Bu mekanizma çok önemli. Kesme ayarları blok diyagramı, bu mekanizmayı anlatacağız. Ve ana kesmeli ya da kesmesiz bir programın yapısı nasıl, bunun üzerine de e, konuşacağız. Birazdan e, isterseniz ben şu bölümü tamamlayayım bu kesmeli ve kesmesiz program yapısını. Sonra diğer noktalara geçiş yapalım çünkü onlar biraz daha zaman alabilecek hususlar. Bu bölümü öncesinde tamamlayalım. Bir daha önceki program yapımız bizim nasıldı? Tek bir düze şekilde yani komutların tabii ki aralarında geçişler olabilir. Yani dallanma komutları olabilir ama dışarıdan bir şey gelip de bizim akışımızı anlık olarak kesmiyordu. Yani bir başka komutun işlenmesinin önceliğine onu atayıp geçirip o işi yapmıyorduk. Yani her komutun kendine göre bir mantığı vardı. Dolayısıyla bu geçiş yani bu sıra daha doğrusu böyle gösteriliyor. Fakat burada tamamen hiçbir koşul komutu yok, hiçbir işte bir noktadan bir noktaya atlama yok, alt program yok vesaire. Böyle düşünmeyin. Sadece komutların işlenişi açısından orada gözükmeyen bir şey yok. Yani her şey orada gözüküyor. Orada gözüken neyse o sırada ben komutları, komut mantığını ele alıyorum. Kesmeli bir programda ise ana program kesme rutinleri tarafından bölünüyor. İşte az önce anlattım. Bu örneğin tam şurada işaretlenmiş ama bu tamamen gösterim. Yani örneğin şurada da bir kesme gelebilirdi. Yani atıyorum burada bir move işte port sıfıra bir şey atarken kesme geldi. Bu komuttan önce. O komut işleyemeden ben kesmeye gitmem lazım. Bunun öncesinde örneğin et işte a virgül bir şey derken bir Kesme komutu geldi. Onun öncesinde geldi. O zaman daha buralara gelmeden, daha o toplama işlemini yaparken bu kesmeye ben cevap vermem gerekir. Dolayısıyla burada bu kesmenin geldiği an, burada tamamen gösterimseldir bu. Ee, ne zaman geleceğini biz bilmediğimizi varsayabiliriz. Yani bile de biliriz, tahmin de edebiliriz ama etmek zorunda değiliz. Kesmenin mantığı gereği çalışma prensibi bu. Birden fazla kesme gelebilir. Birden farklı anda aynı kesme gelebilir. Bir. İkincisi birden farklı anda farklı kesmeler gelebilir. Bunların her ikisi için de şu mantığı düşünebilirsiniz. Yani bakın ISR, ISR demiş örneğin. Ben buna ISR 1 yani birinci tip örneğin kesme. Buna da ISR 2 diyebilirim. Örneğin böyle bir şey olabilir. Ya da buradaki gibi bakın bir kesme işlenirken bir başka kesme gelebilir. Bu da mümkün. Bunun da üzerine detaylı şekilde konuşacağız. Bu biraz daha üzerinde konuşmayı gerektiriyor. Bunun isterseniz detayına daha sonra bakalım. Bir 5 dakikalık ara yapalım arkadaşlar. Aradan sonra devam edelim. Sorularınız varsa yazabilirsiniz.